Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Zengezur Koridoru olacak. Bildiğiniz üzere Zengezur Koridoru Azerbaycan'ı ikiye bölen bir koridor olarak yer alıyor. Ermenistan topraklarının arada kalan parçası olarak geçiyor. 2020 yılındaki Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın elde ettiği başarıların ardından bu koridorun açılması kararlaştırıldı. Azerbaycan'ın bir savaş kazanımı olarak. Şimdi bu koridora yaklaşalım. Bölgenin coğrafyasını daha yakından görelim. Bölgenin durumu neymiş? Daha yakından sizlerle birlikte incelemiş olalım arkadaşlar. Şöyle Orta Doğu görünümünden biraz daha Kafkasya bölgesine doğru yaklaşalım. Burada ülkemiz Türkiye, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'ı görmüş olduk. Zengezur Koridoru ise şu kısım arkadaşlar. Şu kısım Zengezur olarak geçiyor. Şurada en alt kısmında buranın bir koridor geçmesi hesaplanıyor, planlanıyor şu an. Bu koridor vasıtasıyla Azerbaycan direkt ex-Slav toprağı olan kendi Nahçıvan özerk bölgesine bağlantı kuracak. Resmi geneline baktığımızda ise Nahçıvan vasıtasıyla Türkiye'ye bağlantı kurmuş olacak. Bunu destekleyen ve desteklemeyen ülkeler var arkadaşlar. Onlara da gene birazdan değinelim. İlk önce bir şuraya yaklaşalım. Koridorun geçmesini planlandığı bölge olan İran-Ermenistan sınırının arasından şuradan Megrin'in alt tarafından doğru tekrar Azerbaycan topraklarının başladığı yere doğru geçecek. Şöyle yaklaşalım bakalım. Burası Nahçıvan arkadaşlar. Bu kısım İran. Şöyle biraz daha üç boyutlu görüntüye geçelim. Bölge oldukça dağlık bir yapıda. Bunu görmüş oluyoruz sizlerle birlikte. Bakın burada Aras Nehri sınır oluşturmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ülkemizden doğru gelen bu Aras Nehri. Şöyle. Şuradan ülkemizden doğru geliyor. Burada bizim inceleyeceğimiz nokta olan şu kısımda sınır oluşturmaya devam ediyor. Zaten sınır boyunca göreceğiz. Bölgenin ne kadar dağlık olduğunu sizler de fark ediyorsunuzdur. Şu an bu kısım Ermenistan toprakları. Burada bir Ermeni yerleşkesi var. Ufak bir yerleşik olmasına rağmen oldukça düzenli, planlı bir yer olarak dikkatimizi çekiyor. Şöyle bakın, yerleşimimizi size fark ediyorsunuz. Bütün sokaklar cetvelle bölünmüş gibi. Dağların arasında bir Agarak diye bir yerleşimleri var. Muhtemel yolun geçeceği güzergahta bu güzergah arkadaşlar. Burada Megri'yi görüyoruz. Megri diye bir yerleşimleri var. Burası nispeten oraya göre dağınık bir yerleşim. Agarak'a göre. Şu an buralar hep Ermeni toprakları. Aras Nehri sınır hattı boyunca devam ediyor. Güneyinde İran, yani şu alt taraf İran. Kuzeyi ise Ermenistan. Burada da Ermenistan toprakları bitip tekrar Azerbaycan toprakları başlamış oldu arkadaşlar. Şu kısım gördüğünüz Azerbaycan toprakları olarak devam ediyor. Gördüğünüz gibi oldukça dar bir kısım aslında. Hatta şöyle küçük uçum olarak sizler için uzunluk ölçüsünü alacağım. Bakalım ne kadarmış. Nahçıvan'la Azerbaycan'ın en kısa arası mesafe ne kadarmış şuradan. Hemen alalım ve bakalım. Yaklaşık olarak 35 km arkadaşlar kuş uçumu. Bir mesafeden bahsediyoruz. Bu 35 km'lik Ermenistan toprağı, Zengezur bölgesi, Nahçıvan olan, yani Azerbaycan'ın bir ex-Slav toprağı olan Nahçıvan'la Azerbaycan ana karasını ayırmış oluyor. Dolayısıyla bu bağlantı demiryolu ve karayoluyla açıldığında Bakü'den Nahçıvan'a, oradan Iğdır, Kars ya da Ağrı, Erzurum üstünden Türkiye'ye ve diğer Türkiye'nin tüm illerine, ülkemizin geneline Azerbaycan'ın bir kara ve demiryolu bağlantısı olmuş olacak. Zaten bir havayolu bağlantısı mevcut. Gördüğünüz üzere deniz yolu ulaşım mümkün değil çünkü herhangi bir aramızda su kütlesi, deniz, göl gibi bir durum olmadığı için. Ama deniz yolu hariç diğer tüm 3 bağlantı yolu da sağlanmış olacak bu koridor açıldığında. Şimdi az önce dediğim bu koridora destek verenler ve karşı çıkanlar var arkadaşlar. Bu koridorun öneminden de bahsedeyim. Destek verenler tabii ki en başta Azerbaycan'ın kendisi, Türkiye ve diğer Türkiye Cumhuriyetleri. Çok bariz bir destek olmasa da onların da lehine olduğu için. Burada Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkeleri görüyoruz. Türk Cumhuriyetlerini. Şimdi buradaki bu destek meselesi Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olmasından kaynaklanmasının haricinde diğer Türk Cumhuriyetlerine de erişimini, Orta Asya'daki bizim diğer soydaşlarımıza da erişimimizi kolaylaştıracağı için Türkiye bunu istiyor. Azerbaycan zaten en başından beri isteyen, kendi direkt toprağıyla bağlantısı olacak ve istememizin bir diğer sebebi de gene Azerbaycan için de avantaj olması da var bizim. İstemeyen ülkelere gelecek olursak İran bundan oldukça rahatsız arkadaşlar. Şimdi İran buradaki hem sınır güvenliğinden de öte İran'ın belki ilerleyen zamanlarda İran hakkında bazı yerlerde video çektiğimizde de değiniriz.
Bu Kuzey İran'da yoğun bir Azeri nüfusu var, Azeri Türk nüfusu var. Dolayısıyla burada milliyetçilik akımı Azeri Türkler arasında çok yoğun. İran bundan rahatsız oluyor ülkenin bütünlüğü açısından. İran biliyorsunuz Pers kökenli bir devlettir. Aslında özleri Pers'tir. Ama Azerbaycan'ın burada çok yoğun 35-40 milyona varan bir Azeri Türk nüfusu var. Güney Azerbaycan'da da geçer hatta. Dolayısıyla bu koridorda açılınca Azerbaycan'ın daha da güçleneceğinden rahatsız. Buradaki ardından Türkiye'nin de yeni bölgede çok büyük güç elde edeceği için yine rahatsız. İran, Türkiye her zaman bu Orta Doğu bölgesinde çok büyük iki devlet olmuştur. Her zaman birbiriyle yarışmıştır. Bu da İran'ı endişelendiren diğer konular arasında. Gürcistan bu konuda tarafsız kalıyormuş bir gözükse de aslında onun da bir nevi aleyhine bir durum. Çünkü şu an Türkiye'den karayoluyla ve demiryoluyla ulaşım Gürcistan üstünden sağlanıyor Azerbaycan'a. Dolayısıyla buradan direkt bir koridor açıldığında Gürcistan'ın bir nebze olsun önemi düşecektir. Yani bu direkt bir karşı muhalefet yürütmüyor ama aslında isten isteye de istememesi onun de yine Gürcistan dolayısıyla karşısında diye yer alabiliyor diye söyleyebiliriz. Ama bir kamuoyunda falan böyle karşı bir durum görmedim açıkçası. Bilenleriniz varsa yine onu da yorumlarda belirtebilir. Bir diğer mesele ise Ermenistan. Şu an mevcut başbakanı Paşinyan. Dolayısıyla çok büyük bir hezimet onun için. Zaten savaşta da bir yenilgi aldılar. Bunun da burada da bir toprak kaybı gene ve içlerinden bir koridor geçmesi onları çok büyük oranda etkileyecektir. Bu da gene Ermenistan'da rahatsız olan baştaki ülkelerden biri. Direkt kendi zaten ülke bütünlüğünü bozduğu için en başta hatta diyebiliriz. Rusya faktörüne girelim arkadaşlar. Rusya çok önemli bir ülke bu Kafkasya bölgesinde. Biliyorsunuz Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan bunlar hep Rusya'dan ayrılmış ülkeler. Rusya bu konuya ne tür bakıyor gibi gözüküyor. Hatta bu Zengezur koridorunun güvenliğini Rus ulusal muhafızları sağlanacak diye var anlaşmalarıyla geçiyor. Her ne kadar şu an nötr gibi gözükse de ilerleyen süreçte Rusya'nın da daha net tavrı belli olmuş olacaktır. Ama bu koridor oldukça önemli bir koridor. Sizler de görüyorsunuz buradan koridor açıldığında Hazar Denizi vasıtasıyla Türkmenistan, Özbekistan'a, Kazakistan'a ve Tacikistan, Kırgızistan gibi diğer Türk devletlerine erişim sağlanmış olacak. Rusya'dan bahsettim az önce. Her ne kadar nötr gibi olsa da aslında Rusya bunu tıpkı Gürcistan'ın olduğu gibi direkt dile getirmese de onun da aleyhine bir durum. Çünkü bu koridor vasıtasıyla Türkiye'nin diğer Türk devletleriyle olan bağlantısı sağlanmış olacak. Bu da Turan Birliği, hani direkt bağlantı açıldı hemen Turan Birliği kurulacak falan için demiyorum ama Rusya bundan rahatsız olur. Çünkü bu saydığım diğer Kazakistan gibi yukarıdaki Orta Asya'daki Türklerin üstünde, Türk devletlerinin çok yoğun bir baskısı, etkisi var Rusya'nın. Dolayısıyla bu baskıyı ve etkiyi koridor açılırsa bir nebze azaltacaktır. Bu da Rusya'nın işine gelmeyecektir. Özünde bakarsak ne tür gibi gözükse de tıpkı Gürcistan'da olduğu gibi o da bu koridordan rahatsız bir durumda yer alıyor. Bakalım ilerleyen süreçte daha şu an açılmış değil. 2020 yılında yapıldı bu savaş ve kazanım. Şu an 2023'teyiz ama hala da bir koridor açılmış değil. İlerleyen süreçte biz de bunu görmüş olacağız arkadaşlar. Yakın çekimde de incelediğimiz gibi herhangi bir ekstra çok da bir şey yok zaten. Dağlık fazlaca bir yerleşimin olmadığı bir bölge olarak geçiyor. Şöyle 3 boyutlu olarak videoyu tamamlarken görüntüleri de tekrar aktarayım ben size. Koridor şuradan böyle geçip arkadaşlar Azerbaycan topraklarına ulaşacak şu şekilde. Şu kısım İran, Ermenistan. Gördüğünüz gibi dağlık bir bölge arkadaşlar. Zengezur koridoru nerede olduğunu göstermiş olduk. Bölgenin coğrafyasını görmüş olduk. Hangi ülkeleri ilgilendirdiğini ve hangi konularda ilgilendirdiğini de yine değinmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.